Çok değerli il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, merkez ilçe başkanım, çok değerli hanımefendiler, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Öncelikle bizlerin siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti adına önemli bir gün yaşıyoruz. Böyle bir önemli günde burada yanımızda oldunuz, buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensubu üyesi arkadaşlarım, basın emekçilerim, hepimiz biliyoruz, sizler de bizi takip ediyorsunuz. 2015 Haziran ayında Türkiye Milletvekilliği genel seçimini yaşayacak. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi genelgesi doğrultusunda bugün aslında toplanmamızın asıl amacı. Genelgemiz açık. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin örgütlerine gönderdiği genelgede il ve ilçe başkanları ve yöneticiler 2015 Haziran ayında yapılacak seçimlerde şayet aday olmak isterlerse bugün istifa etmeleri gerekiyor. Bugün içinde bulunduğumuz günde istifa etmeleri gerekiyor. Biz de bu çerçevede bugün toplandık. Biliyorsunuz biz yeni bir yönetimiz. 16 Kasım'da göreve geldik. 16 Kasım'dan bugüne kadar bugün 40. gün herhalde. Tabii ki olağanüstü bir durumdu. Bunu hep birlikte bütün basın mensubu arkadaşlarım takdir ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partiler, Zonguldak. Bu süreci hep beraber yaşadık. Olağanüstü koşullar yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bir il yönetimi ilk defa CHP siyasi tarihinde Zonguldak'ta yönetimden düştü ve geçici bir yönetimle 16 Kasım Kongresi'ni yaşadık. 4 tane benim de içinde bulunduğum değerli arkadaşım kongreye kendilerini koydular, iradelerini koydular, iddialarını koydular. Çok şeffaf, çok açık bir kongre oldu. Herkes çalışmasını yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 Kasım'daki kongresi beni il başkanı, arkadaşlarımı da il yönetim kurulu üyesi seçtiler. Çok yakın bir zaman ama 2015 Haziran seçimlerine yaklaşması zaten baştan hepimizin dikkatle baktığı bir durumdu. Ama partimizin genelgesi her şeyin üstündedir. Biz genelgelere uymak zorundayız. Biz bir siyasi partiyiz. Genelgeler bizim için çok önemlidir. Biz bu çerçevede bu kadar kısa bir sürede ben özellikle arkadaşlarım için aynı şey diyemeyeceğim. Çünkü onların görevleri devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak ben Harun Akın 16 Kasım'ın akşamı çok anlamlı. Bugüne kadarki yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zonguldak'ta çekim merkezi yapacak bir anlayışla herkese kucak açtık. Yani o kadar samimi bir kucak açtık ki Cumhuriyet Halk Partisi il binasına geçmişte görev yaptığım dönemler dahil bu kadar kentimin insanlarının duyarlı olduğu, gerek Cumhuriyet Halk Partililerin gerek Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir bağı olmamış bugüne kadar, üyesi bile değil, sivil toplum örgütleri, sendikalar, Zonguldak nereye gidiyor anlamında telaşı olan, derdi olan bütün Zonguldak insanı akın akın Cumhuriyet Halk Partisi il binasına geldiler. Tabii ki bu bizi hem mutlu etti hem de sorumluluğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi. İl yönetimimizde toplandık. Bu duruma karşı bizim il yönetimi arkadaşlarıyla birlikte bu işin sürekli hale gelebilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak'ta kanayan bu yaraya çözüm bulabilmesi için bizim proje üretmemiz gerekirdi. Beni tanıyanlarınız bilir. Siyasetimde hep böyle yaptım. Raporları önemsedim, komisyonları önemsedim, örgütlü çalışmayı önemsedim, ortak akılı önemsedim ve o çerçeveden
yönetim kurulumuzda çok önemli iki kararın altına imza attık. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 tane Zonguldak'ta belediyesi var. 12 tane belediye. Bu belediye başkanları tabii ki kendilerine verilen yöresindeki, beldesindeki, ilçesindeki, ilindeki halk desteğiyle seçildiği günden itibaren zaten seçen insanlarına hizmet veriyor. Onda kuşku yok. Ama bu birlikteliği bir birleştirelim dedik. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını biz halka çözüm getirme konusunda, halka hizmet getirme konusunda hizmetlerde bir halka hizmet götürme birliği diye bir birlikte anlaştık ilk toplantımızda. Daha sonra il yönetimimizdeki hukukçu arkadaşım Engin, değerli il başkan yardımcım, onu görevlendirdik. Bu işin hukuki altyapısını oluşturmakla görevli. Bu işe dışarıdan da uzman görüş alıyoruz. Ocağın ilk haftasında inşallah Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarını hukuki statüye uydurarak kendi özel idaremiz anlayışıyla birlikteliğini sizlerle paylaşacağız. Ama o gün kurduğumuz toplantıdaki görüş birliği çoktan çalışmaya başladı bile. İl belediye başkanımız kokak suya kendi idari personelinin Kokaksu Belediyesi'ne, Saltıkova Belediyesi'ne proje anlamında fikirdaş olmaya çoktan gitti bile. Yine Muslu Belediye Başkanımız diğer belediyelerle dayanışmaya çoktan başladı bile. Bir belediye başkanımızın parke yol yapma kampanyasına destek çığ gibi büyüdü bile. O yüzden bu projeyi çok önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'taki belediyelerde olan durumunu bir güç birliğine getirmeliydi ve bu birinci projemiz emin adımlarla yoluna devam ediyor. Değerli arkadaşlar, ikinci proje dedik. Bakın üçüncü proje yok mu? Var. Koymadık. Bu iki projeyle biz 2015'i çok rahat geçeriz. Çok rahat geçeriz. Bunlar içleri dolu dolu çok değerli projeler. Nedir o? Zonguldak'ın sorunlarını, sadece sorunlarını değil, çözümlerini de karşısına koyan bir grup oluşturalım dedik. Ve ben o komisyonun başkanıyım aynı zamanda. Bugün belki biraz sonra size açıklayacağım nihai kararla siyaseten yine ortalıkta görünmeyen bir noktadan daha çok daha fazla çalışan noktada olmam için bu komisyonun arkadaşlar başkanı seçtiler beni. Çok mutlu oldum. Yani ben Zonguldak'ın sorunlarını ve çözümlerini ortaya koyan komisyonun başkanı olarak 9 tane çok değerli uzman arkadaşımla ayrıca çalışmaya başladım. TTK Genel Müdürlüğü'nü GİMİS'i ziyaret ettik. Pazartesi'den itibaren bu işle ilgili çok daha trafik hızlanacak. Bakın bu komisyonumuz İlk meyvasını verdi, verecek. Yani mülkiyet sorunu dedik. Bu komisyonu da boğmamak için önüne iki tane mesele koyduk. 10 tane olmaz mı? Olur. Demin söylediğimiz gibi. İki tane olsun, tam olsun dedik. Nedir o? Zonguldak'ın kömür gerçeği. Değerli arkadaşlar, Zonguldak kömür memleketi. Zonguldak'ta kömür var. 165 yıldır kömür kültürümüz var. Kömür çıkartıyoruz. 1865'ten bugüne kadar 400 milyon ton kömür çıkartılmış bu bölgede. Ama bugün 200 yıl yetecek daha kömürümüz var. Ama çıkartılan Zonguldak'a sorulmadan torba kanunlar, maden kanunları Zonguldak'ta kömürü hem TTK açısından hem rödevan sağ sahibi açısından çıkarılması güç noktaya getirmiştir. En son çıkan torba kanunu bence Zonguldak kömürünün kafasına geçirilmiştir. Biz o yüzden komisyon olarak bir dedik TTK ve kömür gerçeği, iki mülkiyet sorunu. Değerli arkadaşlar, bunu yaklaşık 40 günlük şu odada misafirlerimi kabulümde sizler çok önemli görev yaptınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok daha ihtiyacımız var. Sizlerle de ayrıca toplanacağız. Hepinize
Ne olur şu mülkiyet sorununu manşet yapın dedim. Siz de yaptınız. O komisyonumuza çok değerli raporlar geldi. Eski defterlerimiz var. Sadece o işle ilgili komisyonda Şerafettin Bey. Eski bakanımız Hasan Bey geldi, rapor verdi. Basın toplantısı yapmak istiyorum dedi. Hay hay dedik, partimizi açtık. Sizlerle buluştu. Manşetlere taşıdınız. Ve değerli arkadaşlar, Ocak'ta duyduğumuza göre bir torba gene hazırlanıyor parlamentoda. Zaten parlamentoda torba parlamentoya doğru gidiyor. Sürekli torba kanunları. Bunlar torba kanunu şimdi burada ne için, neden var onu anlatmayayım. Süre kısıtlı ama ara sıra onlar da bizim için bir fırsata dönüşebilir. Ocak'ta eğer getirirlerse bir torba kanunu, işte biz orada, çünkü 2015'in Mayıs'ında veya Nisan'ında 30 yıl önce çıkan kanun işlevliğini yitiriyor. Değerli arkadaşlar, Zonguldak'ta çok büyük oranda insanların tapusu yok. Tapusuz bir kentte gelişmeyi, büyümeyi konuşamazsınız. Tapusuz bir kentte ekonomiyi canlandıramazsınız. Tapusuz bir kentte ticaretten tat alamazsınız. Tapusuz bir kentte insanları göç etmesini engelleyemezsiniz. O yüzden değerli arkadaşlar, komisyonumuz inşallah Ocak'ta hele de hele o torba kanununa, ki AKP'li arkadaşlarımıza da bunu getireceğiz. AKP İl Başkanı bizi ziyaret etti. Çok memnun olduk. Tam bizim anlayışımıza göre bir buluşma. Biz proje dediğimiz zaman her partiyle buluşuruz. Biz proje üzerinde siyaset yapmak istiyoruz. Zonguldak'ta eğer kalıcı işler yapmak istiyorsak, Zonguldak'ın projelerinde her partiyle omuz omuza, kol kola çalışmaya hazırız. Ana muhalefet partisiyiz ama AKP'nin iktidar gücüne de önemli konularda ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Onlar da herhalde bu önemli konuda duyarsız kalmayacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi çalışmalar devam. Pazartesiden itibaren bu kardeşinizi çok daha göreceksiniz. Komisyon başkanı olarak, komisyon arkadaşlarımızla birlikte Zonguldak'ın bu konularında harıl harıl çalışacağız. Bakın geçen hafta Zonguldak nereye gidiyor diye bir toplantı vardı TİMOK'ta. Oraya gittik. Orada üniversiteden bir konuşmacı hocamız çok da güzel kitap yapmış. Göçle ilgili çok güzel bir çalışma yapmış. Zonguldak'ta ciddi bir göç var. Ve onu akademisyen kadrosuyla kitaba dökmüş. Göç olduğunu söylüyor. Göçün oranlarını söylüyor. İşte ne için göç olduğunu söylüyor. Bir şey içimi acıttı orada. O toplantıda. Her sorunun bir yüzde cevabı var. %50, %60, %70 falan filan. Ama bir sorunun %100 cevabı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zonguldak'tan göç edenlere sormuşlar. Mezarınız nerede olsun? %100'ü Zonguldak'ta olsun demiş. Mezarını %100 Zonguldak'ta olmasını isteyen Zonguldaklıyı göç edilen siyasete lanet olsun. Bunu biz düzeltemezsek bu şehirde siyaset de bize haram olsun. Bundan daha iç acıtıcı bir şey olabilir mi? İnsanlar göçüyor. Şunu dese ki, ya ben falanca kentin doğasına, denizine hayran oldum. Oraya gidiyorum, orada yaşayacağım, orada da öleceğim, bunu anlarım. Göçüyor işsizlikten. Çocuğum işsiz diyor. Ama diyorlar ki ona, mezarın nerede olsun? %100'ü Zonguldak'ta olsun. O yüzden arkadaşlar, bunları tek tek bundan sonra açacağım. Evet. Allah sağlık verdiği sürece, Allah sağlık verdiği sürece, çünkü sağlık çok önemli. Biliyorsunuz ben bir damdan düşerim bu konuda. Sağlık olduğu sürece inşallah Zonguldak'ın huzuruna sağlıklı bir şekilde çıkıp hizmet etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bu konularla ilgili çok söyleyeceğimiz şeyler var da, tabii zaman da kısıtlı. Sizlerin de görevleri var. Zamanınızı almak istemiyorum. Ama yapmış olduğumuz çalışmalar, bakın ben bunu kitabımda da yazdım. Gelin şimdi Zonguldak'a, şu merkez köylerine gidelim.
mezar kazacak genç yok. Nerede bu gençler? Hepsi biraz evvel bahsettiğim hocamın kitabına da geçen göç etmişler, gitmişler. Bunun yanında genç yok. Yani yine kitabımıza yazmıştık. Türkiye'nin Almanya'sıydı Zonguldak, şimdi göç veriyor. Kömür var, çıkarmak sorun. Yani sorun derken TTK'nın üretimi düşüyor. Rödevansçı sorumlu, kömür yerin altında. Bu kömür çıkacak arkadaşlar. Yıllarca çıkmış. Bilimsel olarak 150-200 yıldan çıkacağını söylüyor bilim adamları. Doğalgazın ekonomik ömrü 60 yıl. O zaman biz bu ulusal kaynağımızı çıkaracak güçlü, iyi niyetli bir hükümet ve çıkaracak kanunlar. İşte bu konuda komisyon olarak çok önemli görev yapacağız. Bunun yanında Filyos var. Vadi 7 milyon metrekarelik bir alan. Filyos'ta da bir masal gibi, değil mi? Serbest bölge ilan ettim, iptal ettim. Endüstri bölgesi ilan ettim, iptal ettim. Sanayi bölgesi ilan ettim, iptal ettim. Yok kamulaştırmaya şu itiraz etti, olmuyor. En sonunda liman ihalesi bir yürütmeye durdurma kararıyla karşı karşıya, onu da takip edeceğiz. İnşallah Filyos'u da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ortaya koyduğumuz raporla hayal olmaktan çıkaracağız. Değerli arkadaşlar, kısacası Zonguldak'ın makus talini çevirmek için siyaset yaptığımızı söylüyoruz. Ve derdimizin Zonguldak olduğunu bugünkü toplantıda altını kalın harflerle çizmek istiyoruz. Ve biraz evvel de söyledim, Zonguldak meseleleri için, Zonguldak'ın nefes alabilmesi için, mülkiyet sorunuymuş, kömür gerçeğiymiş, Filyos'uymuş, her konuda Zonguldak ekonomisinin canlanabilmesi için ben eski bir milletvekiliniz olarak, şimdi il başkanınız olarak ve bundan sonraki aday adaylığı sürecimde bir CHP siyasetçisi olarak her parti yöneticisiyle görüşmeye hazır olduğumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarım da bu iyi niyetle bu işi götüreceklerdir. Ben de biraz evvelki yönetim kurulu toplantısında girdiğim ve son kez girdiğim toplantıda arkadaşlarımla bunu paylaştım ve helalleştik, sizlerin karşısına çıktık. Değerli arkadaşlar, şimdilik bunları söylemek yeterli ve konunun, yani bugünkü toplanmamızın nedenini açıklayarak toplantıyı bitirmek istiyorum. Dilekçemi okuyarak bu işi bitirmek daha iyi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına ve Genel Başkanlığına yazdığım dilekçeyi okuyarak bugünkü toplantımızı bitirmek istiyorum. 2015 Milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunabilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin 2014'e 20 genelge nolu genelgesindeki zorunluluk gereği şerefle ve onurla sürdürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilgilerinize saygıyla arz olunur. Evet değerli arkadaşlar. Buraya kadar geldiniz. Bu önemli günde, bu önemli toplantıya sizler aracılığıyla tüm Zonguldak'a duyurulmasında, iletilmesinde görev yapıyorsunuz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa onu alalım. Şunu da bilgilerinize sunuyorum. İstifamdan önce genelgemiz gereği yerine getirebilmek için bir vekaleten bir arkadaşımızın burada olması gerekiyor. Çünkü genelgemize göre hareket etmek zorundayız. Ben istifadan önce de bu vekaleten il başkanlığını götürecek arkadaşım olarak da sağ tarafımda oturan Sayın Ertuğrul Koltuk arkadaşımı vekaleten görev Merkez İlçe Başkanım, Muslu Belediye Başkanım, bütün il yönetim kurulu üyeleri, sevgili hanımefendiler, bundan sonra hepimizin birbirine daha çok ihtiyacı var. Kenetlenip el ele kol kola 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zonguldak'ta birinci parti yapmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekrar sizlere söylüyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Çok teşekkür ederim. Tamam, toplantı sonu. Vekil hep soru alacak mısınız? Yok, yok. Vekilim şimdi yaklaşık bir gündür il başkanısınız. İl başkanlığı adaylığınızı açıklarken de milletvekili düşündüğünüzü söylemiştiniz ama kısa dönemde tekrar il başkanlığından sonra eleştiriler var. Eleştiriler olacak. Çeşitli yine her dönemde olduğu gibi bu eleştirilerin dozu da artacak. Bu eleştirilerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani yine bir basamak olarak kullandığı eleştirileri var il başkanlığının. Harun Akın'ın siyasetinde biz bugünün siyasetçisi değiliz. Yani uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Eleştiri olacaktır tabii. Eleştirilerin yapıcı olması her zaman için isteyemiyor. Çünkü eleştiri olacak diyorsun sen. Yani bundan sonrakilere eleştirin anlamında bir şey söylüyorsun. Eleştirsinler. Yapıcı olduktan sonra hepsine cevabım vardır. Yeter ki kırıcı olmasın. Ben bireysel, kişisel çekişmelerden uzak giderek siyaset yapıyorum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Yani benim eleştirildiğim gibi benim de eleştirdiğim kişiler olabilir. Siyasetçiler olabilir. Ama yapıcı olmalarını rica ediyorum. Eğer bizim de almak istedikleri bir cevap varsa herkesle, bütün basın mensubu arkadaşlarımla bundan sonra da belki bireysel röportajlar yapacağız. İkili görüşmeler yapacağız. Yani neyse o eleştiriler şu anda benim ciddiye alacağım bir eleştiri daha duymadım. Ama olursa da onlara da arkadaşların rahatlığı şekilde cevap veririz. İddiam var, Alanya'yla ilgili bir soru sorabilir miyim? Tabii. Siz de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorsunuz. Zaten en toplamda gündeme getiriyorsunuz. İddiam var, Alanya'yla ilgili geçen AK Partilerin bir açıklaması oldu. Erkek yani, belediyeye yönelik. Hazırım yapamayan belediye başkanı Davaroğlu nasıl yapacak diye çok ciddi bir şekilde eleştirildi. Bu konuda bir kim eleştiren öyle dedi? Geçen gazetelerde başlattı. Kaldırım yapamayan belediye başkanı diyen arkadaşa söyleyin. Bunun altına doğalgaz yapılıyor. Doğalgaz yapılırken üstüne kaldırım yapılmaz. Biraz daha sabırlı olsun. Doğalgazı bir bitirelim. Onun üstüne kaldırımı da yapacağız. Ondan sonra lavar konusu ayrı bir şey. Lavar konusu şu anda Zonguldak Belediyesi'ne teslim edilen bir alan yok. Bu da aslında Zonguldak'ın kanayan yarısı. Koskoca alan orada ama hala da o da bir filos olacak diye korkuyorum bu anlayışla giderse. Yani onu da bence siyaset çözecektir. O lavar alanı bir an önce Zonguldak Belediyesi'ne teslim edilmeli. Ondan sonra da Zonguldak Belediyesi eğer onunla ilgili bir şey yapamıyorsa hep beraber ben de dahil eleştirelim. O yüzden arkadaşlar biraz Zonguldak'ta bazı işler yani sapla saman misali karışmış. İşte kaldırım yapamayan belediye başkanı diyor lavar alanı. Kaldırım yapamıyor tabii. Altında doğalgaz yapıyor şu anda. Yani aslında o doğalgazın üstüne kaldırım koyduktan sonra sorun kalmıyor. Sen orada yanlış bir ifade kullanıyorsun. Ama lavar alanı verilmiyorsa o senin yüzünden veriliyor. Böyle bir evet, karmaşa var. İnşallah güzel. Bu ama şey mevzuatta açık. Kurumlar arası hazinenin işte TTK'nın hakları var ve belediyeye terkler var. Bunlar yasalarda olan şeyler. İlk defa Zonguldak'ta TTK bir sahasını belediyeye devretmiyor. Çok yaşandı bunlar geçmişte. Bunlar eğer samimi olursak hemen çok kısa bir sürede TTK, hazine, belediye bir araya gelir. Bu terki yaparlar. Herhalde siz de inşallah bu konuda yani haberlerinizi yaparsanız katkınız olur.